Herkese merhaba. Merhaba. Sevgili eşim Gamze ile beraber. Hoş geldin. Bugün yılbaşı hediyesi alıyoruz. Evet, birbirimize yılbaşı hediyesi alıyoruz. Boy nereden? Bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz, evet. Onu göreceğiz. Biz... anormal hazırız. Evet, yeni yıla anormal hazırız. Çünkü boy nerede anormal hazır. Mağazaya gireceğiz. Önden bir klibimiz var şu kalpli şeyi görünce. Çok önemli. Bir ama klip. Aynen, şöyle kalpler. Burada bir üstümüze kalpler yağabilir mi? Hadi girelim. Mağazanın içine geldik. Evet. Aşkım bacaklarım nasıl? Aşkım çok iyi. Çok beğendim. Bu seksi bacaklar senin olur. Yeni yıla böyle hazırlandım arkadaşlar. Bu da bacaklarımı gösterdiğim ilk videomdu. Yeni kıpkırmızı bacaklarımla bu mağazadayız. Aşkım hediye seçmek biraz zor oldu. Ben de hepsini sana aldım. Ya çok aman ya. Gerçekten. Şuradan açmaya başladım. Evet, şimdi ayrılıyoruz. Birbirimize bakalım neler seçeceğiz. Şurada çok güzel bir ekran var. Ben size birazdan onu göstereceğim. Yaprak atıyor. Yaprak atacağım şimdi. Tamam. Boyner'in bu mağazasında galeri ekranı gerçeküstü doğa gezintisi diye bir şey var. Şu QR kodda böyle telefonunuzu okutunca bir link çıkıyor. Bu linkten şimdi kelebek, yaprak, parçacık, kuşlar. Biraz yaprak atalım. Şöyle hop. Yaprağımızı da saldıktan sonra alışverişimize başlayabiliriz. Kuşlar, ben çok severim bunları. Ve sürekli bunlardan hediye alasım geliyor herkese. Hani bu genel olarak böyle herkes ayaklarında böyle puflarla dolaşsın evde kış günleri diye. Ama bilmiyorum, düşünülebilir. Gamze çok krem, işte makyaj malzemesi. Onları kullanıyor. Onlardan hediye alabilirim. Cildinizin güzelliğini neye borçlusunuz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Metin'e alabileceğimiz hediyeleri şimdi buna koyacağız. Sonra Metin buradan bir tanesini seçecek. Hazırsanız yavaş yavaş dolduruyoruz hepsinden. Ya benim Yunanistan'da yaşayan bir arkadaşım var. Bu markayı inanılmaz övüyordu. Şimdi Boyner'e geldim, onu gördüm. Bu maskesi çok güzel yapıyormuş. Bunu düşünebilir bence Metin. Bir düşünsün yani şu yüzü, şu sıfatı daha güzel görmek için. Burada serumu var. Ya bu set halinde beni çok mutlu edebilecek bir set. Yani kremi, maskesi, serumu. Hocam şöyle bir set yapmışlar bizim için. Her şey içinde. Yani eşini mutlu etmeyecek tek bir şey yok gibi gözüküyor. Mutsuz olma ihtimali yok. Okey, biliyorum. Tonik mi alacağım? Bu set seni mutlu eder miydi? Çok ederdi. Az önce onu övdüm. Çünkü bu setin insanların eşini mutsuz etme ihtimali yok. Her şey var. Fiyat da indirime girmiş. Bu set alınır. Hadi al o zaman, işim bitsin. Aa yok. Hayır. Lütfen. Hayır, Allah aşkına. Hediyeni bileyim. Ama bilmek istemem. Bilmek. Şimdi sürpriz o sürpriz. Ben sormadım. Ben sana bir şey attım bile. Keyifli alışverişler dileriz diyor. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir başka kutu daha var. Yine mutlu edilebilecek bir kutu. Abi kutu işi çok iyi olmuş ya. Yani kurtarıcı hediye olmuş. Her şeyden var ve bu her şeyi biz bilmiyoruz bak. Serum var bir kere. Serum olacak bir kere. Eşine serum alacaksın abi. Makyaj malzemesi var. Babamın bir lafı vardı. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun diye. Abi hiç şey yapmayalım. Şu kutuyu atalım. Kendinden fiyonklu hocam. Hocam bu Kores'le ilgili bilgim var. Setten biliyorum. Bizim de makyaj temizleme şeyleri, işte kurutu, nemlendirici falan filan Kores marka kullanıyorlardı. Sadece Boyner'de satılıyor bu arada. Nemlendiricileri de aşırı güzel kokuyor. Oğlum bu bayağı... Bir de böyle süt de kokuyor hocam. Ha? Bayağı iyi bu. Bundan alacağım. Bunu kendime de alacağım. Atalım abi. Bunun dışı çok güzel. O yüzden şimdi bu kokuyu deneyeceğiz ama sıkacak yerim kalmadı. Bence dışı da kullanılır hem de süs olarak. Sevgili eşim Gamze, umarım bu parfümden bana almışsındır. Umuyorum. En azından bir koklayıp, aa iyiymiş deyip almışsındır. Ve umarım alırken fiyatına bakmazsın. Ve umarım kendi kredi kartını kullanırsın. Bence Metin bunu beğenmez. Ya da beğenir de. Bunu Metin'in kartıyla alırsak beğenir mi acaba? Hani bir bunu düşünmek gerekiyor. Bunu mu alalım, diğerini mi? Diğeri set halindeydi. Bak şimdi, sepetimde hatta şu an. Bence bunu beğenecek. O yüzden bunu bıraksak mı acaba? Bir düşünelim. Düşünmek için bence ikisini de atalım şu an. Şimdi bu kattan gidiyoruz. Aşağı gidiyoruz. Aşağıda neler varmış? Hadi bakalım. Hocam sanat bizim her şeyimiz. Bu gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Mağazanın belli başlı bölgelerinde sanat eserleri var. Ve bunlar insana kendini iyi hissettiriyor. Deniz Sadıçmış. Eserin sahibi de. Atık üründen sanat eseri üretiyormuş. Şimdi ona baktım. Çok güzel bir portre yapmış. Elinize sağlık Deniz Sadıç.
Boyner'e özel ayakkabılar oluyor. Adidas'ta birkaç öyle seri var değil mi hocam? Ya biz her şeyin farkındayız. Şimdi o taraftan çekiz şimdi ayakkabı okuyor. Ben biraz uzaktan şeydeyim. Kesiyorum. Oradan ayrılsın. Boyner'e özel ayakkabı serileri oluyor. Gamze'ye böyle özel seri ayakkabı almayı çok seviyorum. Ben bu ayakkabıyı çok sevdim. Bayağı iyi. Bunu alsın ya. Söyleyelim alsın. Bence bu ayakkabının fotoğrafını çekeyim. Aa bak tatlıymış bu ha. Bu da güzel. Hocam Stan Smith klasiktir yılbaşında ve çok güzelmiş. Çok güzel bir modeli. Marimekko. İndirimde de olduğunu görünce hemen ne yapıyoruz? Böyle indirimleri kaçırmıyoruz hocam. Hop çantaya atıyoruz. En son buna karar vereceğiz. Metin'in memleketi. Metin'in memleketini hatırlatmak için. Aa Olimpos falan var. Evet. Finike Akdeniz evet. Metin özledikçe giyer. Rengi de güzelmiş. Şimdi Metin mesaj atmış. Ve şey yazmış, bana bu hediyeyi alır mısın acaba, ha ne diyorsun, ben bunu istiyorum, üstüme çok uydu, ne dersin? Şimdi o hediyeyi bulacağız ya da inadını atmayacağız, bilmiyorum. Çok güzel ayakkabıymış bu arada, gerçekten. Bana da uydu. Bu bana uymasına önemi yok, zaten ayakkabı numaralarımız tutmuyor da. 42.2.3, bulurum ben şimdi, dur. Süperstar. Ve yıllardır çok beğeniyorum ben bu ayakkabıyı. Yıllardır da modası geçmedi ve geçmeyecek. Süperstar. Ha Boyner'e özel koleksiyonmuş bak. Ha bu da öyle. Ha bu ikisi bakın göstereyim direkt. Bu ikisi Boyner'e özel koleksiyonmuş. Ve içleri çok güzel gözüküyor. Yanları da. -18 derece soğuk oda. Böyle mi girmeliyiz sence? Yoksa bir mont giyip mi girmeliyiz? Bence bir mont giyip girelim. Biz görmedik, daldık içeri. Bir üşüdük. Diyoruz ki burada ne yapıyor bu insanlar? Giriyoruz, hazır mıyız? Evet şu anda montu denemek için dağa çıktık. İnanılmaz bir soğuk var. Canım zirvedeyim, sesin duyulmuyor. Aşağı iniyoruz şu anda. Kendinize iyi bakın. Hayır sen gelmeyecektin ama hediyelerimi gösterecektim ben. Ben hediyelerimi aşağıda unuttum. Ya. Ben bir daha ineceğim şimdi bak. Tamam. Ben çıkıyorsun ben ineceğim şimdi. Hediyelerimi senin yüzünden gösteremeyeceğim. Düşme. Düşme ben denedim ona. Ya hayır Monarya beni uyarıyor. Aglar yine moda. Herkesin ayağında görüyoruz. Bu çok sıcak, çok rahat bu ya. Bunu da ne olur ne olmaz alalım. Attım çantaya. Şimdi Metin'in gözlüğü kırılmıştı. Ona bir gözlük bakabiliriz diye düşünüyorum. Böyle hoş bir gözlük, renkli. Metin gibi öyle yansıtacak, hem mutlu olacak hem de benim de mutlu olacağım bir gözlük deneyelim. Aa bu bayağı güzelmiş bak. Bu Metin'e de olur bence. Bir turuncu daha beğendik. Şöyle renkli çerçeveliler de olabilir belki. Bunu nasıl olacağını bilemiyorum. Biraz daha ben büyük isterdim. Büyük ihtimalle Metin yüzünde daha küçük kalır. O yüzden bir şuraya da bakalım ileriye. Aa şu modelleri ben çok beğeniyorum. Bir şunu deneyelim. Bu ama kendime bakmışım evet. Gibi oldu. Bu Metin olmadı ya. Metin'e güzel, hoş bir şey bakacağım. Daha güzelini bulabileceğiz. Hah bak şu model Metin'e çok yakışıyor. Bunu biliyorum net. Bunlar hem çok hafif hem de çok güzel duruyor. Bence bunu da atayalım. En son zaten eleyeceğimiz için bunu şey yapabiliriz. Bu güzel de bir model. Olabilir. Kutusuna ulaşmamız lazım. Gözlüğümüzü aldık. Şimdi çantamızı atıyoruz. Bakalım seçilecek mi seçilmeyecek mi? Sona kaldı. Hadi gidiyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta hediyelere devam. Ne diyorsun? Ha? Bayağı iyi. Aşırı zenginin gözlüğü. Evet. O kadar da zengin değilim gözlüğüymüş. Aa, hocam. Hocam araba geliyor ya. Sadece ölüler görür baba yiğit. Bunu da çok beğendim Jacken Jones'tan. Kazak da çok güzel, yumuş yumuş. Baksanıza. Biraz büyük bana ama öyle de düşünmeyin yani. Erkek için alacağız bunu. Ama giyilir. Bunu da düşüneceğim. Ve gidiyoruz. Şimdi bedenini arıyorum. Bu large'mış. Large olur Metin'e. Kocam kışın üşümesin yazık. Bunu da çantamıza atıyoruz. Bir üstümüzü daha. Yeni yılda giysin. Hadi gidelim. Hocam Aşko Kuşko ceket. Bunu giydirsek keşke ya. Ama bu büyük bu. Şimdi Aşko Kuşko ceket almayalım. Aa bak şu güzelmiş şu. Bu tarz şeyler moda olmuş. Aa, hocam bu güzel. Beden uyuyor. Bence beğeneceği bir ceket. Bu hocam. Bunu atıyoruz.
Böyle bir altın kolye hocam, ne diyorsun? Gösterişten uzak. Bundan iyi yılbaşı hediyesi yok hocam. Ya Selçuk Erdem'in burada çok güzel bir serisi var. Bunları buldum. Bunlar çok güzeller. Şimdi size bunları göstereceğim. Ya bu, sanırım bunu seçerdim. Ki bunu atacak gibiyim. Metin kesin gel, ben kesin gel. Bu ilişkide herkes kazanır. Bedeni de tam. Her şeyimizi alıp atıyoruz. Şimdi Metin'in gelmesini bekleyeceğiz. Metin geldiğinde burada bir küçük minik bir oyun molası verelim bence. Ne dersin? Bekliyorum, iyiydim seni. Biz şimdi birlikteyiz değil mi? Karşı karşıyayız. İyiyim. Ha, hep yan yana. Evet. Çok romantik. Bir şey yaptılar bize. Ama bomba atıyor. Kaç 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 kaç. Bombadan kaç. Helal be sana. Benim aşkım. Helal olsun. Bomba atamaz. Aşkım. Anladın mı? Adam böyle indiriyor. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta hediyelere devam. Süper bir yerdeyiz. Gamze'nin çok seveceği şeyler var. Kahve içmeden güne başlayabiliyoruz Allah'tan. Ama bak, bunun süt ısıtıcısı var. Mesela ekstra shot ister misiniz? Gamze'nin ekstra shot ister misiniz? Kahveniz yumuşacık içim olsun mu? Sütünüz laktozsuz mu istersiniz? Gibi soruları evde birbirimize sorup birbirimize baristalık yapabileceğimiz süper bir alet. Bence bu olur. Ve işte air fry. Bak, bunu alıyorsun, sağa sola övüyorsun. Bu üründen bizde var. Çok iyi ya. Bak, ben de öveceğim. Bu arada yani air fry övme bağımlılığı diye bir şey de var. Bir ara böyle bir herkes aldı diye bir dalga geçildi ama gerçekten yağsız patates, yani çok az yağ ile biraz zeytinyağı gezdirerek falan patates kızartması yapıyorsun. Yemekleri çok rahat. Koyuyorsun buna, hop oluyor. Temizlemesi de kolay. O konuda da rahatız. Bunlar böyle hepsi çıkıp makineye konuluyor. Evlilik yıl dönümümüzde mi ne? Birbirimize hediye alacağımıza gel ikimiz de bundan alalım dedik. Aldık. Öyle bir hediye aldık kendimize. Çok güzel oyunlar varmış ya. Drone'lu kutu oyunu. Aa, basıyorsun uçuyor. Vay be, bizde sadece önceden para alıp verdiğim Monopoly vardı. O bile büyük oyundu. Artık gençler çok şanslı. Gamze'nin öğrencilerine de benden bir tane hediye. Gamze'nin öğrencisine, yani okulda da oynayabilecekleri şekilde bu hediyeyi aldık. Umarım eğlenirler. Yeni yılda bol bol uçururlar. Genel olarak hediye seçimimden memnunum. Bir sürü farklı çeşitli hediyeler seçtik. Ve bu seçtiğimiz hediyelerden birini şimdi seçeceğiz. Ne gibi hediyeler? Hemen onlara bakalım. Her katta bir durduk hocam. Öncelikle şöyle bir görüyorsunuz. Bayıldım ben. Ben bunu çok sevdim. Gamze'ye yakışacağını düşünüyorum. Çünkü şu renkler Gamze'ye yakışıyor. Eşimi ben bu renklerde görmeyi seviyorum. Ayakkabımız var, çok tatlı. Stanley Smith, Marimekko. Hafif aşko kuşko ama çok değil. Bunu da şöyle koyuyorum. Aa, ak var. Sıcacık. Aşkımın ayakları üşümesin. Bu hediyeye biraz yükseğim. Bence o da yükselir. Korresleri zaten alıyoruz. Yoğurtlusu, üzümlüsü, Hindistan cevizlisi. Bunlar beni iki video sonra görün. Bak, cildine ne olmuş diyeceksin. Korres diyeceğim. Ve işte o hediye. Tonikler, serumlar havada uçuşuyordu. Reklam arasında neyden bahsedeceğiz? Boyner'den bahsedeceğiz. Boyner uygulamasının içinde Boyner Now var. Boyner Now'a giriyorsunuz. Hediye mi alacaksın? Ya da kendine mi bir şey alacaksın? Bu agı çok mu beğendin? Ya da Estee Lauder'den paket. Agı üzerinden gidiyorum. Örneğin, çünkü genişleyecek. Aldın. Ayakkabı 38-39 giyiyorsun ama karar veremiyorsun. Bu hep böyle bir geri gönderme işi zulümdür ya online alışverişte. Bu zulüm ortadan kalkıyor. Kredi kartı bilgisi de girmiyorsun. Kapıda ödeme. Geliyorsun, orada iki seçeneği seçiyorsun. Bir 38, bir 39. Kapıda deniyorsun abi. 38 mi oldu? 38'i alıyorsun, ödemeyi yapıyorsun, bitiyor. Boyner Now. Maksimum 90 dakikada kapında abi. Al, evine gelsin, evin kapının önünde dene, bitsin. Evet, şimdi aldıklarımızı değerlendirme vaktimiz geldi. Hangisini seçeceğimize karar vereceğiz ve sonra Metin'e hediyesini vereceğiz. İlk önce bu sweatshirt. Ya bunu aşırı beğendim. Çok güzel bir sweatshirt. İlk seçeneklerden biri. Böyle yıldız yıldız vereceğim. 3 yıldız veriyorum. 5 yıldız üzerinden değerlendiriliyor bu arada. Bu kazağımıza geldiğimizde 2 yıldız veriyorum seçim olarak. Direkt şey olarak. Yani çok güzel bir kazak ama yılbaşı için almayacağım. Yılbaşı için değil bu hediye. Ve geliyor, geliyor. İşte o. Metin'in ayakkabıları. Buna ben 4 yıldız veriyorum ama Metin bunu çok beğenmişti. 5 yıldız verdi. Çok güzel bir ayakkabı. Bu en yükseklerde alınabileceklerdi. Bu sweatshirt de Antalya özlemi için almıştım. Hani belki özler, aklına gelir diye ama bunun da 2 yıldızı var. Sweatshirt çok güzel ama yılbaşı için Antalya'ya götürmeye falan karar verebilirim. Belki. Bu da tamam. Ve kaldı 3 hediyemiz daha. İşte o koku. Beğendiğimiz, tipine aşık olduğumuz, kokusunu çok beğendiğimiz robotlu kokumuz.
Buna yıldızım 3. Ama canım eşim böyle koksun istiyorum. O yüzden bunun yıldızı da 4. Bunu da şimdi buraya koyduk. Hatta böyle ayakkabının içine koyayım da böyle şey olması kolay olsun. Ve arkadaşlar son hediye. Metin'e seçtim renkli gözlüğü. Ben kendi üzerimde denedim ama Metin'e de yakışacağını düşünüyorum. Çok emin olamadım. O yüzden de bu da 3 yıldız. Şimdi kalan hediyelerimizi sepetimize koyuyoruz. Ve son üçünde oylama yapıyoruz. Güle güle. Hepsi çok güzeldi bu arada. Ama bir tane hediye seçeceğim. O yüzden en güzeli geliyor. Hediye seçimimi yapıyorum ve kazanan Estel Adar oluyor. Sana da finale kaldığın için teşekkür ediyoruz Ak. Buraya kadar çok kolay gelmedin. Bir sonraki turda başaracağını düşünüyorum ama Estel Adar kazandı. Gamze'ye aldığım hediye budur. Son 3'teyiz arkadaşlar. Bugün Metin'in üstüne en çok uyanı seçeceğim sanırım yani. Evet, eşim böyle koksun ama ayakkabısı da bu olsun. Her giydiğinde beni hatırlasın istiyorum böyle. Her nereye giderse ben de yanında olayım diye. Ayakkabısıyla birlikte beni de götürsün böyle gezdiği yerlere, gittiği yerlere. O yüzden ayakkabıyı seçiyoruz. Hem onun hem de benim onu bir hediyem olarak. Bitti. O kutu kampanyalı kutuymuş, onu öğrendim. 6000 liradan 1900 liraya düşmüş. Bir tane büyük boy parfüm alırsan, parfümde de indirim varmış. Kokuyu da beğendim. Oh, en sevdiğim kokuyu aldım. Eşim kokusunu sıksın, cildine bakımını yapsın, makyajını yapsın. Yeni yılı böyle güzel kokarak, güzel güzel geçsin diye bunu da aldım. Hadi bakalım, ikisini birden hediye paketi. Bence çok beğenecek. Zaten bunu çok belli etmişti kendisi. Sağ olsun. Benim için bir kolaylık sağladı. Artık emin olduğum bir hediyeyi veriyorum. Ve şu an gitti. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hediye paketimizi aldık güzelce. Şimdi hediyeleşmek için yukarıda çok güzel bir masa var. Yukarıda hediyeleşeceğiz. Bakalım Gamze bana ne aldı? Hadi tahmin. Ne aldım sence sana? Hiç tahminim yok biliyor musun ama güzel bir şey almıştım. Umarım mesajımı okumuşsundur. Okudum. İletildi. Hiç de anlaşılmıyor. Sallayınca hiç anlaşılmıyor. Benim sallanıyor çünkü anla. O zaman ben veriyorum. Hadi ver o zaman. Bir, iki, üç. Sen burada. Benim mesaj iletilmiş. Benim mesaj iletilmiş. İletildi. Üstüne uyuyor. Her türlü. Önce şunu söylemem gerekir ki asla böyle şeylere ihtiyacın yok. Sen her türlü güzelsin. Aa, teşekkürler. Ama yine de sen seviyorsun. Bakımlı olmayı seviyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet, o yüzden güzel kokmayı da zaten kokun. Ben kokuna aşık olmuştum. Yeni yılda hem böyle makyajımı yapacağım hem güzel kokacağım ve çok güzel geleceğim. Ben de yeni ayakkabımla güle güle kullanmak çok güzel. Çok güzel ya. Evet, şimdi bu kartlarımızı kazıyacağız. Evet, bu kutular yapay zeka tarafından yapılmış. Biliyor muydun bunu? Söyledin. Biliyordum şimdi. Hayır, söyledim. Ama okudum. Evet. Hemen bu kutuyu hazırlayan zeka yapar. Evet, zeka yapay. Zeka yapay, yapay zeka. Ama duygular gerçek. Bir tane içine sürpriz kart koymuşlar. Şimdi evet. Bu sürpriz kartları, bu arada yapay zekaya helal olsun. Deniz Sadıcı nasıl övdüysek mağazanın içinde, yapay zekayı da öveceğiz. Aramızı bozmaya hiç gerek yok yapay zekayla. Sonra bu videoyu izleyip ileride yapay zeka, ulan bunlar bize böyle demiş falan filan olmasın. Ha, sen aranı iyi tutuyorsun ben şimdi. Ben yapay zekayla aramı şimdiden iyi tutuyorum. Ben yapay zeka ile insanların arası bozulduğunda diyeceğim ki abi ben şu videoyu açacağım. Abi ben sizi övmüştüm diyeceğim. Yapay zeka bunun için bir iyilik koymuş. Tamam hadi bakalım. Ne? Çok iyi niyetli geliyor. Sen şey yapıyorsun biraz. Ben kazıyorum. Ben de kazıyorum. Hangimize? Ya ama seninki haksızlıkmış. Hayır. Al aşkım. Yeni yılda da iyilik paylaştıkça çoğalsın diye senin adına Askıda İyilik projemize katkı sağladık. Gülümsemelere ortak olduk. Boyner Askıda İyilik projesine bizim adımıza destek olmuş. Evet. Siz de hediyelerinizi aldıktan sonra kartlarınızı şu şekilde kazıyarak Boyner sayesinde ve sizin sayenizde nereye destek olduğunuzu görebilirsiniz. Bunlar iyilik kartı çok iyi düşünülmüş, çok güzel düşünülmüş. Hemen şöyle iyilikler saçılsın diye üflüyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu olsun. Çok güzel hediyeler aldık birbirimize. Evet, çok güzel. Çok güzeldi. Mağaza gezmek en sevdiğim. Evet. Yeni yıla artık anormal hazırız. Çünkü Boyner de anormal hazır. Bu arada Noel Baba Antalyalıdır.
Demlelidir hemşerim. O yüzden daha çok seviyoruz. Hemşerimi de yanımda tutayım dedim. Ben de çok... kar kires. Kar yağsın. Kar yağsın. Yılbaşı günü. Yılbaşı günü kar yağsın. Yeni yılınız bir önceki senelerden çok çok daha iyi olsun. Artık süper mutlu olduğunuz bir yılların başlangıcı olsun. Gamze Metin Pığlız çifti Boyner'le birlikte size süper yıllar diler. Bizi izlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi yıllar. İyi yıllar. Bay bay.